Herkese merhabalar. Bugün İzmir Üniversiteleri ile karşınızdayız efendim. Yanımda... Ben Feyza, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden geldim. Ben Perit, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden geldim. Ben Batuhan, Erciyes Üniversitesi'nden geldim. Erciyes, İzmir'de değil ki hocam o. Hocam staj için gel demiştiniz de ben... Ya sen staja... Evet, hocam, tamam, ben... 9 Eylül nerede hocam? Hocam gelmedi, iptal etti. Ay 9 Eylül. Hocam en kötü 9 Eylül biliyor musun? Evet. İyi, iyi 9 Eylül kötü. Hocam dağın başında zaten. Sen de otur hocam. Bence sen öyle deme. Bir staj var şunu alacağız hocam. Sizi gönderelim alkışlarla. Çok teşekkür ederiz. Lokasyon kötü olunca. Ama alkışlamadık. Evet. Öncelikle bu ufak aksaklık için özür diliyoruz. Stajyerlerin dosyasını koyduğumuz yere koyuyorum. Arkalara böyle hop gitti. Şimdi hocam. 9 Eylül'den gelecek arkadaşımız gelemedi. Hasta olmuş. Dolayısıyla burada 9 Eylül'den pek bahsedemeyeceğiz. Ama zaten en kötüsü olduğunu düşünüyorum. Gelemedi diye değil. Hemşiriz. Lokasyon olarak. Yeri de kötü galiba değil mi? Evet. Ulaşım sıkıntı biraz. Hiç yemeyelim de 9 Eylül'de güzel bir üniversitemiz dediğim geçti. Evet güzel güzel. Şaka yaptık. Şimdi bugün İİTE'den, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden ve Ege Üniversitesi'nden arkadaşlarımız geldiler. Çok teşekkür ediyorum. Ve direkt konuya giriyorum hocam. İlk soru şu. Kötü yönlerinden bahsetsek ne derdiniz? İzmir'de değil. Aa! Yani şöyle... Erciyes de İzmir'de. Onu tutardık hocam yani. Yani şöyle... İzmir'in en sık kullanılan aktarma merkezlerinden Fahrettin Altay Aktarma Merkezi'ne bizim okul 43 kilometre. Ve hani... Ya 883 numaralı otobüsü ya 982 numaralı otobüsü kullanıyoruz. Zaten bizim okulumuzun içinde otobüs, belediye otobüsleri dolanıyor. En hızlı giden otobüs 883, 1 saatte gidiyor. İzmir'den. Ama şunu diyorum, İİTE Urla'ya daha yakın. Yani Urla'da evet, aslında daha yakın. Aslında Yunanistan'a da daha yakın. Bir Yunan üniversitesi mi diyeceğiz? Az kalmış gerçekten. Ama... İİTE'de Güzelbahçe diye öğrencilerin olduğu böyle ufak köy gibi hoş bir ortamı var yanlışım yoksa. Ama kötü yönden bahsedersen gerçekten İzmir'de değil hakikaten dediğin gibi hocam. Ege'nin kötü yönü? Bir yok kere... diye başladı sana, bizde yok. Yani düşünüyorum Ege'nin şöyle, eskiden kamuya açık bir üniversiteydi hocam. Daha sonra bazı olaylardan dolayı turnikeler yapıldı. Eskiden ne güzel, herkes rahatlıkla Ege Üniversitesi'ne giriyordu. İsteyen istediği yere oturuyordu. Mesela ben arkadaşlarımı sokabiliyordum. Daha sonra arkadaşlarımı sokamamaya, ailemi sokamamaya başladım. Ya tabii onların da haklı nedenleri vardı. Bir de kafeler falan da yıkıldı bazı yerlerde kafeler. İşte... Yenisini yapmak için falan böyle kentsel dönüşüm gibi sanki bana eski üniversite havası vermiyormuş gibi geliyor artık. Ama inşallah gelecekte verecek. Şimdi çok da kötülemek istemiyorum. İlk önce bu kötü yönden açıklık bahsedeyim. Tercih yapacaklar evet. Hani daha net bir tercih yapabilsinler. Ama şey çok kötü bir yön gibi gelmedi bana. Girmelerini engellemesi anlıyorum herkes gibi ama bazen herkesin gibi sıkıntı yaratıyor. Mesela bizim eskiden herkes giriyordu. Sıkıntılı bir dönemdi hakikaten. Evet. Ama yine de böyle sanki biraz hapishane havası veriyormuşçasına olması da bir ara dev turnikeler falan vardı. F tipi cezaevini andırıyordu bir ara. Bu konu oraya gelmiştim. Kampüs durumunu nasıl şey yaparsınız? Kampüs kötü değil bildiğim kadarıyla Ege Üniversitesi'nin. Kampüs kötü değil ama eski izlenimini vermiyor. Mesela bir kafe yıkıldı. Oraya böyle bir kahveci açıldı mesela. Number One kafe vardı. Tamam. Orası başka bir isim değiştirdi. Number Two'ma iyi yani. İsim değiştirdi. Vallahi hocam büyük yani. Starbucks gibi bir şey oldu galiba çok hocam. Çok kötü bir isim. Heyecanlandım. Ben de heyecanlandım şimdi ilk defa böyle bir şey yaşayınca. Starbucks olduysa daha iyi. Onun gibi bir şey oldu. Tam hani Starbucks gibi bir şey oldu. Starbucks açınca kutlama yaptık. Sıralamada yükselmişiz gibi. Bizim okulda Starbucks yok arkadaşlar. Yok mu? Bilin haberiniz. Sanki küçülmüş gibi geldi Ege Üniversitesi. Mesela bir şenlik yapılmıştı bir kere. Şenlik de bana o kadar keyif vermedi. Sanki böyle kamuya açık bir üniversitedeyken... Ferit hocam yaşlanmış olabilir misin acaba? Nerede o eski? Ferit hocam mezun. Evet. Ve yaşlandığının etkisi olabilir mi acaba bu? O da olabilir artık. Öğrenci gibi hissetmiyorum. Hissetmek istiyorum ama hissedemiyorum ya. Yanlış konu. Değiştirelim. Gerçekten konumuz geliyor. Evet. Peki hocam sizin kampüs nasıl? Bizim kampüs tek bir kampüsümüz var zaten. Hı-hı. Bina sayısına göre geniş bir kampüs. Oldukça yürümeniz gerekiyor. Yani İzmir'de yürümek ama birazcık dezavantaj olabilir onu bir belirtirim. Sıcak oluyor İzmir sonuçta. Olmuyor.
Yani Urla o kadar değil. İzmir merkez kadar sıcak değil. Hatta kışları daha yani sahil kenarı olduğu için aşırı rüzgarlı, daha zor, daha soğuk İzmir'e göre olduğu zamanlar oluyor. Yani İzmir'e geliyorum, sıcak yere geliyorum. Tatil yapacağım 9 ay öyle düşünmeyin. Kışları o kadar da güzel olmuyor. Şey yapamıyor musunuz? Dersten çıkınca denizde yüzeye falan gibi bir şey olmuyor mu sizlerde hiç? Ya oluyor. Bizde oluyor ama. Oluyor güzel. Biz porsu kendine oturuyoruz. Çimler var mı? Çimlerin oraları bir de sigara şey atıyor. Sigara yanı oluyor babamız. Siz denizde yüzüyorsunuz tahminen dersten çıkınca. Böyle. Tabii yapabiliriz öyle bir şey. Ege'de de yapabiliyor musunuz bilmiyorum ama. Vallahi havuza gireriz. Olimpik havuz var. Oraya gideriz. Denize Urla tarafında giriliyor ama tabii girilmeyen yerde denize atlayabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Görmüştüm. Merkezde olduğunuz için güzel bir sahile yakın değilsiniz anladığım kadarıyla. Orası hemen sahil dibinde. Ya Ege Üniversitesi... orada bir sürü sahil, koy, doğal güzellik olarak çok fazla ve şey var. Ve bildiğim kadarıyla birazcık da şey yukarıda denizi evet, görüyoruz. Evet, dağın üstünde. Siz görüyor musunuz denizi kampüste? Hayır. Ben denizi gördüğümü hatırlamıyorum. Bizim yemekhanemizde deniz manzarasıyla güzel yemekler yiyebilirsiniz. Oo, iyi de öne geçti hocam. Ege Üniversitesi. Köklü bir üniversite ama. Köken yerde. Biz 30 yılımıza bastık. Sizin gibi yani böyle yaşlı falan değiliz. Çok genç, çok dinamik, çok harika bir üniversite. Evet, yaşlı, yaşlılık ne demek? Bilgeliktir. Sıkıldım diyorsun. Kendi üniversitemden zevk almıyorum diyorsun. Geliyorsun. Ama benim güzel okuluma genç olmadan. Çok da gömmedim şimdi. Çok da kötülemek istemiyorum. Ege adı var. Ege Üniversitesi. İT'e ama bildiğim kadarıyla... Yokmuş. Ben gitmedim Ege'ye. Ben İT'ye geldim. Bu arada bildiğim kadarıyla İT'e sıralamalarda falan bayağı hızlı yükselen üniversitelerden bir tane. Sıralamalar gerçekten. Ama Ege şu anda önde değil mi? Hayır. Hocam? Olmayabilir ya. Çok emin değilim. Ege'de tıp var değil mi? Var. Tıp olduğu için belki şey geçiyordu ama mühendislik sıralamında falan İT'e daha önde olabilir. Ama Ege'nin de number one şey kafesi başkadır. Popüler kafeydi hocam. Hala öyle ama hani eski havasını alamıyorum oranın ya. Hocamız? Yüksek lisansa girersen belki olur. Tekrar bir eskisi gibi olmasa da biraz belki tad almaya başlarım. Evet. Peki hocam yurt olanaklar nasıl, fiyatlar falan, ev fiyatları bir onlara da değinelim. Hocam ben yurtta kalmadığım için pek bir bilgim yok bu konuda ama erkeklerin başka bir yerde, kızların Ege Üniversitesi içerisinde. Yani yine bambaşka bir yerden geliyorlar. Evet evet, şu an nerede olduğunu hatırlayamadım. Bizim da eskiden şey aynı yerdeydi. Yakın olan erkekler, Anadolu'ya yakın olan kadınlar istiyorlarsa şey olabilir, öyle bir durum var maalesef. Sizin orada? İYİTE'nin içindeki özel yurtta kalabilirsiniz. Çıkarsa KYK yurdunda kalabilirsiniz ki KYK yurdu da inanamayacağınız kadar küçük. Yani okulda aktif olarak okuyan tahminimce 6000 öğrenci var. Yurdun kapasitesi 1000 kişi, kız erkek toplam. Onun dışında ya çevre köylerde kirada evde kalabilirsiniz. Kiralarda Gülbahçe, orada kalıyor. Gülbahçe, İçmeler. Onun dışında Balıklıova'da falan kalanlar var ki Balıklıova'da hiç yakın bir yer değil. Urla'da çok fazla kalan var ama Narlıdere'den yani başka ilçeden gelenler falan da oluyor. Onun dışında ben normalde Eskişehirliyim. İzmir'e gittiğim zaman kira fiyatlarını, yurt fiyatlarını görünce biraz afalladım. Ne kadar, evet, mesela şu an sen ne kadar veriyorsun kaldığın yer? Nerede ben 2400 verdim. Nerede aylık. Kalıyorsun? Bir otelde kalmıştım. Ben yurda çevirme kararı almış kış aylarında. Onu da yani zor zar denk gelerek bulduk. Biz biraz geç kalmıştık yer arayışı için. Normalde mesela okulun içindeki özel yurdun kayıtları yerleşme sonuçları açıklandığı gün veya ertesi gün doluyor. O kadar hızlı. O kadar hızlı. Çok büyük sıkıntı anlamı o kadar. Yani böyle gidecek kişilerin kesinlikle kalacak yer mevzusunu önceden araştırması bulması gerekiyor. Bu yıl itibariyle 2500 önümüzdeki yıl itibariyle büyük ihtimalle 3500 lira civarı bir aylık kira. Tabii. Sizin orada nasıl? İzmir'in o taraflarda daha uygun bulabilirler mi ki kira? Hocam şöyle söyleyeyim. Fiyatlar hemen hemen aynı gibi. Ya ben de ayrı bir eve çıkmadığım için zaten öğrencilik hayatım böyle biraz ailenin yanında geçti. Arkadaşların evine falan gidiyordum. İzmir'de mi abi? Evet evet, İzmir'de. İzmir'de okudum. Ailemin yanında okudum. Öğrenci evinde de kaldığım oldu. Genellikle 2-3 kişi kalıyorlardı. Ama bildiğim kadarıyla 2500-3000 civarı falan. Aylık ortam harcaman nasıl şu anda senin orada? Ve sen Eskişehir'de biliyorsun. Eskişehir'e göre daha ucuz, daha pahalı. Daha pahalı. Çok daha pahalı. Eskişehir çok uygun fiyatlı bir yer ya. Yani ben zaten Eskişehir'de yani İzmir'de harcadığım parayı Eskişehir'de harcayıp Eskişehir'de öğrencilik hayatı yaşasaydım 1,5 belki de 2 katı kadar daha fazla bir şeyler yapabilirdim. Yani bir de
Okul Urla'da tatil yerinde olduğu için her şey ekstra pahalı. Orada iyice pahalı bir yer, evet. Ya zaten ya baksanız köyler bayağı bildiğiniz Eskişehir'in köylerinden, tek farkı binaların belki biraz daha yeni olması, sahil olması, ama kiralar çok fahiş kalıyor. Şehir kirası gibi. Ama ortam nasıl? Genel itibariyle ortam baktığımız ortam güzeldir gibi geliyor bana. O tatil köyü falan şu an yok. Sen çok mu? yani. Herkes birbirini görüyor, ufacık bir yer falan gibi bir şey hissediyorsun. Ya sıkılıyor musun? Okulun içinde bazen bazı yüzler çok tanıdık geliyor gerçekten. Hmm. Yani birkaç kere gördüğün oluyor insanları. Ya Eskişehir'i tercih ederim o zaman o kadarıyla. Öyle bir yerdeyse. Yani aslında hayır, çünkü ben daha sakin, daha Hiçbir şey şey. yerleri daha çok Aa, seviyorum. daha sakin yani. Evet. Anladım. Peki hocam, senin aylık harcamaların ne kadar oluyordu yaklaşık? Benim ne kadar oluyordu? 500 ile 1000 arası oluyordu. Eskişehir'de biliyorsun, sence Eskişehir'e göre senin İzmir merkezi nasıl? Orası da daha pahalısın. Saçma bir soruya döndüm. Evet. İzmir bu pahalı bir şehir tabii. Ya tabii ki de Eskişehir öğrenci yeri, biliyorsunuz, öğrenci şehri. Zaten iş imkanı olursa, daha iyi bir iş imkanı, ben buraya yerleşmek isterim. Belki akademik linkte çalışmaya bile Aa, başlarım. tabii. Zaten burada iş ve işçi bulma kurumu. Biz kendi aç karnımızı doyuramıyoruz Olsun, karın tokluğuna çalışırım diyormuşum. Hocam bir sorum daha var. Buraya Ben bir aldım. şey sorabilir miyim bu Tabii lütfen. arada? Elinizdeki cihaz nedir tam olarak? Çok hoşuma gitti. Bir tablet gibi. Aa, bir dakika, bir şey diyeceğim. Tablete benziyor. Sormasan anlatmaz, bir dakika. Bir dakika. Şimdi sponsorumuz nasıl tesadüf sordun, yemin ediyorum inanamıyorum. Bayağı ince, ekranı Evet, büyük tabii. Ama gibi. öncelikle bir etki fakirler alamaz. Ücretleri birazcık yüksek Ya yapmayın hocam. Ama akademik link olarak, akademik link kodunu kullanırsanız aşağıda linkler var. 300 TL'lik indirimimiz var. Ama arkadaşlar fiyatlar belli olmadıysa, ama bütün e-book indirimler öyle. İnceleyin hocam, inceleyin. Onyx Books gerçekten bunların içerisindeki en iyisi. Videomuza geri dönüyoruz. Aklınızda yine Onyx Books'la ilgili soru gelirse sorun. Ben bölerim. Önemli olan tercih değil, Onyx Books. Teşekkürler. Peki hocam, şeyi sorsam. İzmir'de bir sürü üniversite var. Ege'yi tercih etmeseydin nereye tercih ederdin şu anki aklın olsa? Ya da belki Ege'yi Ege'nin üstüne koyardın der misin, onu bilmiyorum. 9 Eylül'ü tercih etmezdim. Ben o kızı Büyük etmezdim. ihtimalle Aslında ya. lokasyondan evet. Yani lokasyon kötü değil mi 9 Evet Eylül? evet, ya gerçekten. Benim babamın da çalıştığı yer olduğu için ben küçükken Ege Üniversitesi'ne çok sık gidiyordum. O yüzden Ege'yi tercih etme sebeplerinden biri de oydu. Çocukluğumdan beri gidiyorsun. Biliyorsunuz, çocukluğunuzda yaşadığınız anılar, edindiğiniz alışkanlıklar ömür boyu arkanızdan gelir. Ama hangi üniversite olurdu? Zaten onun öncesinde Yaşar'ı tercih ettim. Pişman oldum. Yaşar'a gitti. Yaşar'a gittim. Bir sene hazırlık okumuştum. Daha sonra Gerçekten niye pişman oldun? şöyle geçirdiler. Sonra bir baktım, bırakmışlar beni. Onu Özel soruyorum. okul terörü. Yaz okulu. Yaz okulu paralıydı galiba o zamanlar, yanlış hatırlamıyorsam. Yaz okuluna kalmıştım. Daha sonra Tamam. evet, kaydımı Ha, tamam. aldırmıştım. Ama Katip Çelebi olabilirdi. Orası kapanmamıştı. Şu an biraz Yok yok. heyecan. İzmir Kağıtçı duruyor. O Tamam, devlet Katip üniversitesi Çelebi zaten. olabilirdi. Devlet Üniversitesi'ni tercih ederim genellikle. Ama Orası 9 Eylül hariç. çöp. Oranla ilgili kötü bir bildiğim şey var. Çöp bir şeyin yakında olduğu için böyle kokuyor. Kampüste bir çöp kokusu var. Bilmiyorum düzelttiler mi? En son gittiğimde öyle bir durum vardı. Ama güzel bir üniversitedir. Hepsi, bütün üniversitelerimiz güzel. Evet, Çünkü evet. sonuçta bana iş beden bulabilir şey Aslında 9 Eylül de güzeldi. Hepsi güzeldi. İzmir'de şey olmasa ikinci nereye tercih ederdin? Büyük ihtimalle tercih etmezdim. İTÜ'den daha iyi bir okul yok bence. Ya sen bir şey diyeceğim. Gerçekten yok. Yine satışı koydun. Okumayacaktın o zaman. Başka bir ilde. Bence sen Ege diyecektin. Ege dememek için mi? Hayır ya. Ben Ege'yi hiç sevmem bu arada. Niye? Niye? Sevmiyorum. Aa, niye ya? Yani İTÜ akademik olarak yeterince iyiymiş gibi gelmiyor bana. Ege iyiymiş gibi geldi. Ay pardon. Bak, Allah söyletti. Ay çok özür dilerim. Evet, Allah söyletti bakın. Eminim içinden 55 kere dua falan okudu bunların Etkileri hocam. Öyle diyorsun. Ege aslında güzel üniversitelerden bir tanesi, bildiğim kadar köklü üniversite. Mesela ben İzmir'de olsam ilk önce ben kendi tercih ederim. Ben İTÜ'yi tercih ederdim. İTÜ çünkü belli noktalarda akademisyen Herhalde alırken şey yapıyor. Hani yanlış anlaşılmasın ama şeyler öyle yüksek ki, alış şartları hani belli seviyenin altına almıyor. Umut ediyorum ki ileride de değişmez bu. Sonra da Ege'yi tercih ederdim. Ege'de çünkü köklü üniversiteden biri. Şimdi hocam, eğer ilk bine girseydiniz Ege Üniversitesi'nde İTÜ'ye nereyi tercih ederdiniz? Sorum. Osman Gazi. Ya işte bu. Neden? Bir kere siz varsınız. Hocam sizin varlığınız yeter gerçekten. Ya beni şımartıyorsunuz ama bak, gerçekten bak, kızardım. Kızardım niye? Bir de burada Çünkü da çalışırsak süper olur. atalım bu. Biz iletişim bilgisi. Yeni rektör hocamıza da buradan bir mesajımız gitsin yani. Öğrenciler benim için tercih ediyorlar. İnşallah profesörlüğünü de zamanında alırız herhalde. Devam. Üniversitenize ilişkin. Gittim, başladım hocam. Pişman oldun ya.
bunu böyle beklemiyordum dediğiniz ne var? Bu sefer ilk önce Ege'den başlayalım. Bunu böyle beklemiyordum dedin. Hocam evet, benim... Bandı. mesela hocam şey, normalde orada kızlar teklif ediyor zannettim. İzmir'de. Çünkü Ege Üniversitesi, üniversite kampüsünde ama maalesef orada da böyle bir şey yokmuş. Orada da yani... erkekler teklif ediyor. Evet, evet maalesef. Tercih edecek. Çünkü önemli tercih nedenlerinden birisiydi. Arkadaşlarımız şey yapalım. Feyza hocam? Ben gittiğimde kampüs biraz beni şaşırtmıştı. Birazcık boş. Ya evet. Hem boş hem de bir tık bakımsız gibi gelmişti bana. Yani ama şimdi düşününce diyorum ki dağın başında. Bina olduğuna şükür kızım. Ya öyle oldu gerçekten biraz. Ama onun dışında bir gittiğimde evet barınma sorunu yaşamıştım. Onun etkisiyle bir stresli olmuştu yer bulana kadar. Ya ben nereye düştüm diye düşünmüştüm. Ama ondan sonra geçti. Ondan sonra da çok sevmeye başladım. Ya insan belli bir süre sonra ister istemez şöyle bir şey var psikoloji. Yani seve seve seviyorsun ne yapacaksın yani. Belli bir süre sonra orada durulunca. İnsan ister istemez bir tercihin daha sonra rasyonize ediyor. Onun etkisi vardır ama ilk gördüğünüz etkiler büyük ihtimalle daha gerçekçi. Tam bir kampüs o kadar şey değil ama güzel bir üniversitemiz. Ege'de de number one kafe. Hocam siz Ege Üniversitesi'ni hep böyle hatırlayacaksınız galiba. İlk Ege'de number one kafe nerede? Ben de merak ettim şu an İzmir'e gidince Ege'den bir arkadaş bulup number one kafeye gitmek istiyorum. Popüler kafeydi. 80'lerde mezun olduğu için. O kadar değil. İsim de 1980'lerde. Number one. Neyse bu arada kadro yanması pahasına da olsa hakikaten. İlk bine girseydiniz nereye tercih ederdiniz gerçekten? Birinci tercihiniz neresi olur? Büyük ihtimalle Koç Üniversitesi. ODTÜ olurdu herhalde. Teşekkürler. Evet, çok gidersiniz diye bir umudum vardı ama olmadı. Ortam nasıl hocam? İlk önce senden başlayalım. Ortam şen hocam, cıvıl cıvıl ama şimdi şöyle hangi ortama girdiğinize de bağlı. Şimdi bazı ortamlar var, aile sıcaklığını hissedersiniz. Onun reklam gibi ya. Bazı ortamlar var üniversitede, böyle çok soğuk, resmi, arkadan iş çeviren insanları hissedersiniz. Biraz peki hocam şöyle diyeyim. Uyaklı konuştum genel ama. Genel cevap vermek için. Bir ile 10 arasında puanlasan Ege Üniversitesi'nin öğrenci ortamına kaç verirsin? Hepsi toplam genel hepsi olarak. Her şeyle. 7. Güzel. Sence ortam nasıl hocam İTÜ'de? Ya İTÜ'de çok garip bir şekilde herkes birbirine benziyormuş gibi geliyor bana. Niyeyse böyle benzer profildeki insanlar gelmiş İTÜ'ye gibi geliyor. Nasıl bir profil genelde bunlar? Mühendis, asosyal. Yani aşağı yukarı çalışkan. Asosyal değil ama çalışkan. Onun dışında sosyal aktivitelere önem verip ama İTÜ şartlarında işte yapmaya çalışan. İTÜ'de çok bir şart yok mu sosyal ortamda? Çok fazla yok. Topluluklar falan var ama... Çok aktif, çok başarılı değiller bence. Ben bir ara rektör hocayı izliyordum. Bir musluk yapmışlardı. Onun açılış falan vardı. Herkes seviniyor. Ya bunu gördüm ya. Bir tane musluk var. Su içilemiyor. Herkes seviniyor. Okulda bir tane musluk yok bu arada. Birkaç tane içeşimi var. Ege Üniversitesi'nde de musluk var. Evet. Şişelere su doldurup içiyorlar. Evet. Bu sene gördüm. Ama kütüphanedeyken şey gördüm. Yani, musluk açılışı var ve herkes seviniyor. Kurdele var mı? Kırmızı ama, kurdele kesiyorlar. Ama hocam rektörümüz şey yapıyor. Onu ziyaret edenler falan olduğu zaman cam bir şişe hediye ediyor. Su. İşte doldurup çeşmelerden için diye. Çok güzel. Bunun altı tercihler uçar gider yemin ediyorum cam şişelerle. Peki hocam mezunların iş bulma durumuyla ilgili bilgin var mı? Nasıl? Mesela Ege Üniversitesi deyince piyasaya wow Ege Üniversitesi'nin Pelit Hocam hemen kapıları açalım diyorlar mı? Hayır. Böyle bir durum yok. Ya biraz kendinizi geliştirmenize bağlı. Bir de bazı yerler var. İçeriden referans istiyorlar. Dayı, torpil. Var yerden. Evet. Genellikle bu işler dönüyor. Dediğim gibi kendinizi çok geliştirmeniz lazım. Yani üniversiteyi sadece derse gireyim, ortamlara gireyim, eğleneyim, lay lay lom geçireyim gibi bir anlayışla yani üniversiteyi okursanız zaten iş kapıları size açılmıyor. Kendinizi çok geliştirmeniz lazım. Şansınızın yaver gitmesi lazım. Bir de piyasanın da iyi olması lazım. Evet hocam aldık konu. Buradan Berat Albayrak'a sesleniyorum. Üniversiteyi sorduk aldık. Yani kısaca kapılar açılmıyor hocam. Ben öyle bir şey duymadım. Kısaca. Peki İYİTE? Yani ne kadar böyle tabii İYİTE'den mi geldiniz? Buyurun. Yeriniz zaten hazır falan gibi değil diye düşünüyorum. Ama yine de başarılı
çoğu öğrenci. Çünkü çok çalışmak zorunda kalıyorlar. Hı. Gerçekten dersleri geçebilmek için. Bu nedenle ister istemez kendilerini geliştiriyorlar. Giriş puanlarını da kıyaslarsak yanlışım yoksa İYİTE'nin mühendislik bölümleri Ege'den daha yüksek diyebiliyorum son, evet, zamanlarda. Ama Ege'de sosyal bilimlerde belli oranda güçlü diyebiliriz. Peki eğitim olanakları ne dersin? Akademik kadro nasıl? Zaten akademik kadro her yerde övüyor da bu arada. Ya ben akademik kadroyu çok beğendim açıkçası. Ya gitmemdeki birinci sebeplerden biri oydu zaten. Hı-hı. Hocam ben de aynı şeyleri düşünüyorum Ege Üniversitesi hakkında. Ben düşünmüyorum. Yani, sen neyin hakkında düşünüyorsun? Ben de onun hakkında düşünmüyorum. Ne? Önce ben. Ben de bana emek veren hocalarıma teşekkür ediyorum burada. Ama hayır, bizim okulda biz şey diyoruz, beceremeyen yallah Ege'ye diyoruz. Aa, yok yani. Çok ağır bir laf. Ege'desin ne diyorsun? Tabii. 90 ilerisinde. Ayıp ediyorsunuz şimdi. Ama bir de şöyle bir şey var. Bizim eğitimimiz de %100 İngilizce olduğu için hazırlığı geçemeyenler bay bay Ege'ye oluyor genelde. Aa. Hocam bizde de İngilizce var. %30. Olsun, sen üzülme. Canını sıkma. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz zamanınızdan ayırdınız. Sen daha İzmir'den geldin hocam. Hocam sen daha sizinle... aşağıdan geldin hocam. Hocam sizinle beraber olmak burada, aynı havayı solumak gerçekten benim için çok büyük. Umut ediyoruz ki hani izleyen arkadaşlarımıza bir fayda sağlayabilmişizdir. Diğer bizim tercih videonun için bütün üniversitelerin neredeyse şey var. Aşağıda açıklama kısmında da var. Aynı zamanda üniversite tercihleri listemizde de tüm konulara ilişkin bilgilerimizi aktardığım sürede izleyebilirsiniz diyelim. Hoşçakalın.